Fizik TYT Soru Bankası çözümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Önce kısa konu özetleri vereceğiz. Daha sonra bunlarla ilgili testleri çözeceğiz. İlk konumuz fizik bilimine giriş. Burada bilim, bilimsel bilgi ve fizik bilimi hakkında kısa bilgiler var arkadaşlar. Evrenle ilgili gözlem, düşünce, deney gibi yöntemler kullanılarak akılcı açıklamalar geliştirme çalışmalarının tümüne bilim denir. Bu yolla elde edilmiş sonuçlara da bilimsel bilgi denir. Fizik bilimi ise maddeyi, enerjiyi ve bunlar arasındaki etkileşimleri inceler. Hatta buraya biz arkadaşlar yani uzay ve buraya uzay ve zamanda ekleyebiliriz. Yani burada Mevin kitaplarında da ifade ediliyor. Uzay ve zaman. Evet. Uzay, zaman, madde ve enerji bunlar arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalı denir. Araştırma ve incelemelerini gözlem ve deney yoluyla yapar. Tabiatta var olan yasaları bulmaya çalışır. Madde, hareket, enerji, kuvvet, ses, ışık, elektrik, atom gibi konularla ilgilenir. Mutlak değildir. Evet, yani değişebilir, değişime açıktır. Kimya, biyoloji, astronomi, jeoloji, spor, sanat, resim gibi yani birçok bilim dalıyla da ilgilenir ve hayatı kolaylaştıran birçok teknolojik ürüne de kaynaklık eder. Fiziğin alt alanları. Nedir bunlar? Bakın burada mekanik, elektromanyetizma, termodinamik, optik, atom fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziği, katı hal fiziği diye alt başlıklar var. Bunları ezberlememiz biraz zor. Bunun yerine şöyle bir kodlamamız var arkadaşlar. Kamyonet. Bakın, kamyonet. Kamyonet. Kamyonet diye bak. Kamyonet. Şimdi buradaki sıradan biraz farklı tabii. Mesela ilk K katı hal fiziği. Bunun devamını siz getirirsiniz. Atom fiziği bakın. Mekanik. Mekanik. Yüksek enerji fiziği. Yüksek enerji fiziği. Bakın burada ya da yüksek enerji ve plazma fiziği. Optik. Nükleer fizik. Nükleer. Nükleer. Burası da elektromanyetizma. Elektromanyetizma. Bakın nokta nokta. Bu da termodinamik. Termodinamik. Dinamik şeklinde kodlarsak aklımızda daha iyi alır. Daha iyi kalır arkadaşlar. Kamyonet bakın. Kamyonet. Unutmayalım. Şimdi biz buradaki sıraya göre açıklayalım. Mekanik. Kuvvet, hareket ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceler. Evet. Yani basit makineler olsun, vinçlerin çalışması olsun. Bunlar mekaniğin nedir? Bir arabanın tekerlerinin hareketi olsun. Mekaniğin alt konularıdır. Elektromanyetizma, elektrik ve manyetik özellikleri inceler ve araştırır. Elektrikle çalışan bütün aletler ve manyetik özelliği olan bütün aletler fiziğin bu alt alanına girer. Mesela bir elektrik motoru. Manyetizma ile çalışan ne de vardır? Mesela hızlı trenler, MR cihazları bu alandadır. Termodinamik, ısı olaylarını ve enerjinin ısı ile ilgili kısmını inceler. Yani ısı ve sıcaklıkla ilgili her şey bunun alt konularıdır. Optik, ışığın davranışını ve ışıkla ilgili olayları inceler. Evet, gözümüzden tutun da bütün optik cihazlara kadar bakın. Yani optik cihazları derken mikroskop, teleskop, büyüteç, fotokopi makinesi, projeksiyon cihazları gibi her şey optiğin alt alanlarına girer. Atom fiziği, atomun yapısını ve özelliklerini inceler. Yani maddenin atom kadar küçük yapı
atomlardan oluşan maddenin bu özelliklerini inceleyecek ve nanoteknoloji gibi, mesela kuantum bilgisayarlar gibi alt alanları da vardır. Nükleer fizik, atom çekirdeğini inceleyen fizik dalıdır. Nükleer enerji en önemli konusudur. Yüksek enerji ve plazma fiziği, maddenin dördüncü hali olan plazmayı yüksek enerjiyle tanecikleri araştırır. Yüksek enerji tanecikler kimlerdir? Atom altı parçacıklardır. Onların enerjilerinin nasıl meydana geldiğini açıklar. Mesela uzay teknolojisi bunun alt alanları olarak kabul edilir yani. Katı hal bizi, yoğun haldeki maddelerin elektriksel, manyetik, optik, esneklik gibi özelliklerini inceler. Bunun en önemli alt alanı nedir? Nanoteknoloji ve süper iletkenliktir arkadaşlar. Şimdi ise konuyla ilgili örnek sorular çözelim arkadaşlar. İlk örneğimizde, ilk sorumuzda aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin amaçları arasında yer almaz diyor. İnsan yaşamının kalitesini artırmak. Evet, teknolojik gelişmelerle yaşam kalitesi artırılır. Dünyada olup biteni anlamak. Evet, dünyadaki mesela bir küresel ısınmadan tutun da dünyanın dönüş hareketleriyle ilgili, yani uzaydaki hareketlerle ilgili, uzay araştırmalarıyla ilgili her şey fizik bilimiyle ilgilidir. Bilimsel okur yazarlık yetiştirmek. Yani bu çok birinci amaçları arasında yer almaz. Bilime katkıda bulunmak, tabii gelişmene katkıda bulunmak aynı şekildedir. Tabiatta var olan yasaları bulmak, evet, bilimin amaçlarından birisi de budur. Sadece fiziğin değil, bütün bilimin amaçlarından bir tanesi budur. Cevabımız o halde E seçeneğidir arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Buradan hemen üçüncü soruya geçelim. Şurayı hemen bir temizleyelim. Bakın şöyle. Evet, diğer sorumuzda aşağıdakilerden hangisi fiziğin uğraş alanına giren olay ve olgulardan değildir? Evet, madde zaten fiziğin temel uğraş alanıdır. Işık alt alanlarındandır. Hareket mekaniğin bir alt konusudur. Enerji mekaniğin bir alt konu. Ama istatistik fizikle direkt alakalı bir şey değildir. Cevabımız E seçeneğidir burada arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz arkadaşlar burada. Ben şurayı bir temizliyorum. Evet, dördüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin alt alanlarından biri değildir? Onları hatırlarsanız kodlamıştık, kamyonet diye. Katı hal fiziği var, optik var, mekanik var, elektromanyetizma var ama basit makineler yok arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? D seçeneği olacaktır burada. Evet, devam ediyorum arkadaşlar sorumuza. Bir buradaki, evet şöyle geriye gittim. Hemen devam ediyorum. Şurada temizledim burayı. Jeologların dalgalarla ilgili bilgiye sahip olmadan deprem dalgalarını anlaması ve açıklaması mümkün değildir diye bir bilgi veriyor. Yargılarından hangisi doğrudur diyor bakın. Jeoloji fizik bilimiyle ilgilenir. Zaten dalgalarla bilgi sahibi olması gerekir diye söylemişti. Doğru. Jeoloji fiziğin alt alanlarından biridir. Hayır, saydık bir kamyonette jeoloji yok. Jeologlar matematik bilimiyle ilgilenmek zorunda değildir. Neden? Yani hesaplamalar yapılmıyor mu? Bu da yanlış. O halde sadece bir doğru, yalnız bir diyoruz. Cevabımız A seçeneği oluyor arkadaşlar burada. Evet, altıncı sorumuzda, altıncı örnek sorumuza geldik şimdi de burada. Bakalım ne demiş bize? Fizik bilimiyle ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Fizik bilgileri mutlaktır, değişmez. Aslında sadece fizik değil, bilim mutlak değildir. Değişime açıktır. Tabii fizik bilimi de aynı şekilde mutlak değildir, değişime açıktır. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Astronomi fiziğin alt alanlarındadır. Hayır, söyledik, değildir. Fizikteki buluşlar, teknolojideki gelişmelerde insan yaşamının kalitesini artırmaktır. Evet,
Fizik biliminin amaçlarındandır bu da. O halde burada cevabımız E seçeneği olacaktır arkadaşlar.